Allah razı olsun. Hem kardeşimize hem Bursa'daki kardeşlerimize selam olsun. Önce Mürşid-i Kamil'in gönlünü bilmek gerekiyor. Eğer Mürşid-i Kamil'in gönlünü bilmezsek, oraya girince ne olacağını, neyle karşı karşıya kalacağımızı bilmezsek oraya giremeyiz bir kere. O vuslata açılan kapıdır. Mürşid-i Kamil'in gönlü vuslata açılan kapıdır çünkü. Ne var Mürşid'in gönlünde? Niye gönlüne girmemiz gerekir? Ne var orada? Mürşid-i Kamil'in gönlü Rahman'ın arşidir. Zaten ona davet ediyor. Senin gönlünün de Rahman'a arş olmasına davet ediyor. Beytullah olmasına davet ediyor. O kendisi böyle değilse seni nasıl oraya davet edebilir? Oraya girince rahmete ereceğini bilmesi gerekir. Marifete ereceğini bilmesi gerekir. Oraya girince cennete girdiğini bilmesi gerekir. Oraya girince Allah ile dost olacağını, Allah'a yakın olacağını bilmesi gerekir. Allah oraya tecelli etmiş midir? Tecelli etmiştir. Bu durumda Allah'ın tecellisiyle karşı karşıya gelir. Onun için mürşidin de fena bulması gerekir. Ben oyum, o da ben demesi gerekir ki oraya girebilsin. Onun karşısında benlik iddiasında bulunuyor, varlık iddiasında bulunuyor. Hala bence diyorsa, bana göre diyorsa, ben biliyorum diyorsa, bana göre şu şöyle olsa daha doğrudur, daha iyidir diyebiliyorsa oraya girememiştir hala. Oraya yol bulamamıştır. Hala kendisi oraya perde çekiyor. Kendi önüne kendisi perde çekiyor ve oraya girmiyor. Ama buna rağmen mürşid onu gönlüne alıyor. Tek bir sebebi vardır, samimiyet. Eğer gerçekten Rabbini istiyorsa, bütün hatasıyla, kusuruyla, benliğiyle, yanlışıyla, nefsiyle beraber onu oraya alıyor. Onu oraya almış ama orada kendine gelemiyor yalnız. Onun temizlenmesi gerekir, tezkiye olması gerekir. O hala kendi kendisiyle beraberdir. Ama mürşidi onu oraya aldığı için o onunla beraberdir. Mürşidi onunla beraberdir. Bu büyük bir nimet. Bu Allah'ın ikramidir, büyük ikramidir kul için. Kulun ne kadar değerli olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu buradan anlamak gerekiyor. Mürşide bakıp hüküm vermek doğru değil. Kıymetli olan, değerli olan o kuldur, o derviştir, o Rabbini isteyendir. Mürşid onun hizmetçisi, onun hizmetkarı, ona hizmet ediyor. Onu temizliyor, onu eğitiyor, onu büyütüyor, onu sarıyor, onu taşıyor. O sorun çıkarıyor, sıkıntı çıkarıyor, feryat ediyor, isyan ediyor, bağırıyor, çağırıyor. Evet. Manevi olarak bağırıp çağırıyor, evet, feryat ediyor. Ama bir bebeği susturur gibi, annesinin bebeğini susturur gibi o da onu hep sakinleştirmeye çalışır. Kıymetli kim, değerli kim? Kul, Rabbini isteyen kul. Öteki hizmetçi, hizmetkar konumundadır. Onun için mürşid kim olduğunu biliyor, ne olduğunu biliyor. Dervişin, Rabbini isteyenin kıymetini biliyor. O kıymetini Allah'tan almış, değerini Allah'tan almış. Onun için, nefsiyle beraber olduğu için, bazen işine gelmeyince küfrediyor, mürşidine küfrediyor. Yetmez. Küfrü bazen Resulullah'a gidiyor, küfrü bazen Allah'a gidiyor. Zavallı nefsinin elinden perişan olmuş. Şeytanın elinde perişan oluyor. Bir gidiyor, bir geri geldiğinde şeytan onu darmadağın etmiş. Soru neydi?